Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Fortnite'da yeni çıkan, ya tam olarak yeni değil tabii ki. Bunları çektiğim zaman tam olarak yeni olmuyor. Fakat kesinlikle öğrenmeniz gereken diyeyim ben ona. Yeni bir High Ground taktiği göstereceğim arkadaşlar. Bunu kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için ayrı bir video yapmak istedim. Hani 4-3 gibi düşünün. İşte farklı farklı önemli şeyler olsun. Bunun gibi düşünebilirsiniz. 4-3 dedim değil mi ben az önce? 4-3 değil, şey gibi düşünün. 90 gibi düşünün. Hani 90 atmak nasıl Fortnite'da öğrenilmesi gereken bir şeyse, bu da aynı şekilde öğrenilmesi gereken bir şey bence. Birazdan anlattığımda göreceksiniz. Bunu bugadan tutun. Bütün profesyonel oyuncular kullanıyor ve sizin de bunu öğrenmeniz lazım. Konsolda, mobilde, PC'de falan hepsinde yapabiliyorsunuz bunu ve ben PC'de bile yapamıyorum. O yüzden yapması biraz zor ve uzun, öğrenmeniz gereken bir şey. Ama Bugay'ı izlerseniz, zaten izliyorsanız bu hareketi yaptığını göreceksiniz. Bu aşırı hızlı bir şekilde yukarı çıkmanızı sağlıyor ve yaklaşık, nasıl diyeyim, birkaç saniye içerisinde 5-6 kat çıktığınızı düşünün böyle aşağıdayken falan. Adam da ne olduğunu anlamıyor falan. Bayağı iyi yani. Videoya başlamayınca arkadaşlar lütfen beğenirseniz, işinize yararsa falan bir beğeni, bir yorum bırakmasın, unutmazsanız sevinirim. Ve yeniyseniz de abone olup bildirimleri açabilir ve XP kodu benim markete herhangi bir şey satın almadan önce destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi siyah bir map'e girmek istiyordum ama bulamadım siyah map, kuramadım da, o yüzden böyle bir map'e girdim. Bu biraz siyaha yakın. Akşam oldu ama olsun, güzelmiş bu arada. Bu arada bu kostümü uzun bir süre kullanacağım galiba. Şu anda gördüğünüz kostümü aşırı beğendim. Gold Trooper'ın ikinci versiyonu bu ve ilk versiyonu gibi aşırı güzel. Gold Trooper'ın ilk versiyonu da güzel, ikinci versiyonu da güzel. O yüzden bunu bayağı bir süre kullanacağım. Almayanlar varsa ne zaman gelir bilmiyorum. Bu bayağı güzel bence. Neyse. Boşumuzu da yaptığımıza göre videoya başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak taktiği göstereyim ben size. Bugadan zaten bunu görmüşsünüzdür. İlk olarak arkadaşlar double ramp ile çıkıyorsunuz. Böyle yavaşça göstereceğim ilk olarak anlamanız için. Sonrasında biliyorsunuz şöyle arkaya dönüp şey atma taktiği var. Bunu biliyorsunuz zaten. Hani böyle gidiyor, arkaya dönüp bunu atıyor. Ne oluyor lan? Ha. Oha, 30 saniyem kalmış. Tüh, şeyi ayarlamayı unutmuşum ben. Neyse, bir daha gireriz. Bunu biliyorsunuzdur. Bak mesela şu anda yapamadım ama koş koş işte arkaya bunu atıyorsunuz. Bu hareketten sonra arkadaşlar ileriye, abi süren bitiyor, bunu koyuyorsunuz. Sonrasında aynı şekilde böyle yolunuzu yapıyorsunuz ve böyle editliyorsunuz burayı. Şunu ilk olarak alıştırın kendinize. Zaten birazdan süren bitecek. O yüzden şu anda bekliyorum. O hareketi ilk olarak bir kendinize alıştırın. Çünkü İlk hareketiniz bu. Basit gibi gözüküyor ama karışık. Ben zaten tam olarak göstereyim size ne yapmanız gerektiğini. Mantığı anlayacaksınız çünkü bu gayı izliyorsanız bilirsiniz. Ben şu an ilk defa yaptığım için hareketi anlamayabilirsiniz. Bunu kesinlikle ezberleyin ama. Hatta şu anda girin. Bu videoyu bir izledikten sonra girin ve çalışmaya başlayın. Böyle gidiyorsunuz. Double ramp ile çıkarken arkanıza dönüp bunu atıyorsunuz. Sonrasında bunu atıyorsunuz. Bu şekilde. Buradan da edit'i açıyorsunuz bu şekilde. Sonra çatı koyuyorsunuz. Duvar, merdiven. Sonra burayı açtığınızda altınıza hemen şey koyuyorsunuz. Zemin koyuyorsunuz. Bunu yapmazsanız eğer burası yıkılır arkadaşlar, gördüğünüz gibi. O yüzden bunu yapmadan önce kesinlikle koyun yani. Orayı editledikten sonra direkt koyun. Böylece hiçbir şekilde hareket hızı kaybetmeyeceksiniz. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle bunu attınız. Geldiniz buraya. Açtınız burayı. Atladınız, bu şekilde atlamıyorsunuz tabii ki. Alışmaya çalışıyorum ben de çünkü yeni yeni yapıyorum ben de bunu. Burayı açtıktan sonra bu şekilde atlamıyorsunuz artık. Bu eskidi yani. Şöyle atlayacaksınız. Böyle, sonrasında bakın burayı editlediğinizde şu şekilde direkt iki tane şey koyacaksınız yana. Böylece hiçbir hareket hızı kaybetmeden, bunu hızlı yaptığınızda, ben şu an yavaş gösteriyorum sizin de anlamanız açısından. Hareket hızınız hiç azalmıyor. Direkt devam ediyorsunuz. Sonrasında bunu atıyorsunuz ve dönüp bu şekilde devam ediyorsunuz. Bunu görmüşsünüzdür Bugadan. Kesinlikle görmüşsünüzdür izlediyseniz ve kesinlikle öğrenmeniz gereken bir taktik. Şimdi isterseniz deneyelim çünkü daha ben de yapamıyorum. Ben daha şunu yapamıyorum ya. Ben onu bilmiyorum. Çok basit bir hareket değil. Şunu. Mesela şuna alışmanız lazım öncelikle. Heh, bak. Benim öncelikle buna alışmam lazım. Ondan sonra o harekete alışmam lazım. Bu çok basit bir hareket olmadığı için arkadaşlar, önce benim gibi sırayla gidin. Önce birkaç harekete alışın. Ondan sonra diğerlerine alışın ki hani yaparken zorlanmayın diye. Çünkü hızlı yapmanız gerekiyor. Mesela bak, ben bunu atamıyorum hızlı bir şekilde bak. Çok mu yukarıya atıyorum? Çok mu aşağı mı atmam gerekiyor? Bak, kendimi blokluyorum, görüyor musunuz? Şöyle bak, bunu yukarıya atmam lazım ama yok yani abi. Bak, olmuyor. Ben bir şeyi yanlış yapıyorum muhtemelen de. İşte dönüyorsunuz.
Attınız bunları böyle geldiniz. Buraya attınız böyle işte. Abi cidden elim o kadar alışmış ki ya. Elim o kadar alışmış ki yapması çok zor cidden. Bir deneyelim bakalım. Çıkıyorsunuz abi. Geldiniz. Bunları buraya attınız bu şekilde. Açtınız burayı böyle gel. Merdiven niye atmadı? Merdiven. Sen ne diyorsun beni? Deniyoruz abi yine. Allah'ım. Allah'ım yine merdiven atmadı, delireceğim. Okey. Okey, gayet. Tamam, gayet yok bu işin. Zor bir hareket. Zor bir hareket. En iyisi şöyle yapın siz. Bakın nasıl yapın biliyor musunuz? Buraya çıktıktan sonra zemin koymadan direkt bunu buraya koyabilirsiniz. Ya da direkt zemin de koymayabilirsiniz. Ama bağlanması için zemin gerekiyor mu bilmiyorum. Ben onu test etmedim. Bunu bu şekilde yapın yani. Böylece daha rahat olacağından eminim. Burayı açtıktan sonra geliyoruz. Gelemiyoruz. Merdiveni atmıyor. Yavaş olduğu için yapamıyorum. Anlamışsınızdır. Mantığı anlamışsınızdır ama gerçekten zor bir hareket. Yani ben bunu yapmayı öğrensem herhalde zaten bak hala eski hareketi yapıyorum. Ben random boot yapayım en iyisi. Bu böyle olmayacak. Gözlerinizi kanatacağım. Çünkü birazcık rahatlatıcı klavye sesi dinleyin abi. Merak etmeyin. Videonun konusu şu anda şey. Bu hareket ama lanet olası hareketi yapamıyorum. Okey, tekrar deniyoruz. Cidden zor ya. Geldik. Arkaya attık. Sonra böyle 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 böyle. Neyse ben size başka bir hareket göstereyim. Gel abi aşağıya. Gel. Yine bir High Ground Retake hareketi var öğrenmeniz gereken. Şu bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Nasıl göstereceğiz bunu? Nasıl göstereceğiz? Şöyle abi bunu attıktan sonra gerçi şu da var. Bu da var. Bu ayrı bir şey. Onu da görmüş olun diye yaptım. Nasıl yapıyorduk onu ya? Valla nasıldı? Şöyle geliyorduk. Yana mı atlıyorduk? Şu şey nasıl yapılıyordu? Bir saniye. Şöyle değil mi? Aynen bu şekilde yana dönüp gidiyordunuz. Aynen hatırladım bunu. Tamam. Hatırladım. Biliyorsunuz ki şöyle bir hareket var. Bunu kesinlikle yapın bu arada. Bunu hala yapmayanlar varsa. Şöyle bir terse dönüp gitme hareketi var biliyorsunuz ki. Geriye doğru dönüyorsunuz bir anda. Sürem lütfen bitme. Süre bekle. Süre bekle. Bunun gelişmiş bir versiyon olarak düşünebilirsiniz bunu. Bunu buraya atıyorsunuz. Buraya da atıyorsunuz. Sonra bunu buraya atıyorsunuz. Buraya editleyip bu şekilde dönüyorsunuz. Böyle olduğunda şey oraya birleşiyor. Göstereceğim. Sürem bitti. Sürem gelsin tekrardan. O süreyi ayarlamayı unutmuşum ben çok. Kusura bakmayın şu anda. Başlasın oyun. Göstereceğim tekrardan. O duvarı oraya koyup editlediğinizde o duvar oradan bağlanıyor ve istediğiniz gibi editleyip gidebiliyorsunuz ve bu hareketin counter'ı yok. Yani sizi blokleyemez hiçbir şekilde karşıdaki kişi. Bu da sizin için iyi bir yöntem. Yani bunu da kullanabilirsiniz ama öbürü aşırı zor olduğu için yapması zor yani. Tekrar şu hareketi göstereyim de göstermedi demesinler. Yapacağınız şey şu, yavaşça gösteriyorum. Buraya geldiniz böyle. Sonra buraya editliyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Bunu editleyip bunu buraya koyuyorsunuz ve böyle gidiyorsunuz. Bunun olayı bu. Tekrar gösteriyorum. Bakın çıktık. Böyle koyduk. Bunu da koymayı unutmayın. Tam editliyorsunuz böyle. Bu şekilde. Bunun mantığı bu. Göstermedi diyenler için göstermiş olayım. Çünkü saçma sapan yorumlar atıyorlar. O hareketi de göstereyim bari videoyu bitirmeden. Şu yine aynı şekilde buradan böyle giderken çatıları atıyorsunuz. Sonra bunu koyuyorsunuz ve bu böyle atlayabiliyorsunuz. Ya şöyle atlayacaksınız. Burayı karıştırmayın bakın. Ben karıştırdım. Çıkıyorsunuz ya. Bunları attınız buraya. Bunu şuradan atlayacaksınız. Buradan değil. Yani bu şekilde değil, bu şekilde editleyeceksiniz. Sonra böyle geçebiliyorsunuz. Bunun olayı bu duvar buradan bağlanıyor ve siz buraya çatı koyduğunuzda zemin koymanız gerekmiyor. Böylece hareket hızından kaybetmiyorsunuz. Yani istediğiniz gibi dönebiliyorsunuz. Bu da zor bir hareket aslında. Yani çok basit değil bu hareketler ama bunlar bu sürekli kreatifte antrenman yapan kişilerin bulduğu hareketler olduğu için genelde biraz hız gerektiriyor ve çalışma gerektiriyor. Hız, çalışma ikisi de bende yok. O yüzden yapması zor oluyor ilk de. Kesinlikle sizin denemenizi tavsiye ediyorum ama. Mesela hızlı bir şekilde deneyelim. Şöyle ama yapamadım bir sürü. Vallahi yapamadım. Anlamışsınızdır umarım. Size gösterdiğim hareketlerin hiçbirini yapamıyorum ama yapmam gerekiyor. Cidden zor ya, cidden zor. Ama umarım içinizde iyi oyuncular vardır. Ben
Düşünüyorum abi aramızda iyi oyuncular olduğunu, kendinizi geliştiren ve iyi bir yerlere gelebilecek olan oyuncular. Özellikle e-sporcu olmak için çalışanlar varmış abi, yorumlarda da görüyorum. İsterseniz bunları da kullanabilirsiniz. Zaten e-sporcu için çalışıyorsanız gidin profesyonel oyuncular izleyin. Çünkü ben bu videoları biraz geç çekiyorum. Yani eğer profesyonel oyuncu olmak istiyorsanız zaten bütün çoğu yani profesyonel oyuncuları izliyor olmanız gerekiyor ki hani ilk hareketleri direkt onlardan öğrenebilirsiniz. Çünkü onlarda bir şey bulunduğunda direkt gidiyorlar. Mesela son zamanlarda çok fazla şey oynanıyor. Box Fight biliyorsunuz ki haritası var onun. Box Fight oynanıyor bir sürü. Ya herkesin kendine göre bir çalışma stili var. Mongrel'da mesela girip yarım saat değil bir saat falan boyut yapıyor ya cidden. Bir saat falan boyut yapıyor. Eğer Mongrel'ı yayında izlerseniz ki ben izliyorum. Bir saat boyut yapıyor. Bir saat oturup onun boyut yapışını izliyorum. Çünkü aşırı rahat yapıyor. Yani hiçbir şey kaçırmıyor. Şunları atıyor mesela. Bunu atabiliyor. Bunu atabilmek çok büyük bir başarı benim için. O yüzden izliyorum abi. Gayet de eğlenceli geçiyor. Neyse ben niye Mongrel'ın reklamını yapıyormuş gibi oldum. İsterseniz girip çalışabilirsiniz bunları dediğim gibi. Daha çok böyle işinize yarayacak videolar istiyorsanız arkadaşlar lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İçerik öğretisi kodumla XP abi eğer desteklemek isterseniz. Bu arada ikinci kanalıma da yeniden video atmaya başlayacağım. Bugün yani Perşembe, yarın siz bu videoyu izleyeceksiniz ve ben muhtemelen hafta sonunda videoları çekmeye ve kanala atmaya başlayacağım. Bilerek hafta sonunu bekledim hani daha rahat olsun diye. Hatta bir hafta sonra da bir haftalık bir tatilimiz var. Orada da bayağı bir video depolayacağım ikinci kanalım için. O yüzden yani yavaş yavaş oraya geçeceğim. Kesinlikle sizleri de oraya bekliyorum. XPav 2 ikinci kanalın ismi. Oraya da LOL videoları ve TFT videoları atacağım. Haberiniz olsun hani gidip bir bakın derim yani. Öyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. İçerik kısmında ismi son olarak hatırlatmaları da yaptım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.